verilen bu bilgiden hareketli aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? ABD 1. Dünya Savaşı'nın başında tarafsızlığını ilan etti. Ancak Amerikan firmaları itilaf devletlerine büyük ölçüde askeri araç ve gereç satıyordu. Bunu önlemek için Alman denizaltıları ABD ticaret gemilerini batırmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Almanya, ABD'ye ait Lusitania adlı yolcu gemisini batırarak sivillerin ölümüne neden oldu. Alman denizaltılarını ABD ekonomisine zarar e, verdiği zarar giderek artmaya başladı. Bunun üzerine ABD Almanya'ya savaş ilan etti. 1919 yılı başlarında ABD ordusu Avrupa'ya çıkarma yaptı. Amerika'nın savaşa girmesi 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdi. Güçlü ve donanımlı ABD ordusunun İngiliz ve Fransızlarla birlikte hareket etmesiyle Almanya yenilmeye başladı. Sonunda Almanya teslim olmak zorunda kaldı ve savaş sona erdi. Baktığımız zaman hangisine ulaşılamaz dedi arkadaşlar. Amerika'nın savaşa girmesine Almanya neden olmuştur. Doğru. Bakın denizaltılarının batır denizaltılarının gemileri batırması diye anlattı. A şıkkına ulaşabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nda en karlı çıkan devlet ABD olmuştur. Arkadaşlar savaşın en karlı çıkan devletinden bahsetmediği için bu yüzden B şıkkına ulaşamıyorum. Amerika'nın savaşa girmesi savaşın seyrini değiştirmiştir. Bakın özellikle Son bölümde Amerika'nın savaşa girmesi 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdi cümlesiyle C şıkkına ulaşabilir. Almanya'nın savaştan mağlup ayrılmasında Amerika'nın da katkısı olmuştur. Bakın Amerika'nın savaşa girmesiyle işler tersine dönmeye başlamış ve Almanya yenilmeye başlamış diye söyledi. O yüzden D şıkkına da ulaşırız. Burada ulaşılamaz olarak verilen cevap B şıkkıdır. Samsuna çıkış sürecini ele alan bu alıntı metinlerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ben 1919 yılı mayısın mayıs, mayıs içerisinde Samsuna çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin soyluluğundan doğan benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kudret vardı. Yani Türk halkına güvenliğinden bahsetmiş. İşte bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün kesinlikle bir güneş doğacağına bunun sıcaklık ve kuvvetinin bizi ısıtacağına ve bundan bize bir güç çıkaracağına o kadar emindim ki bunu adeta gözlerimle görüyorum. Atatürk Bandırma Vapuru'nun itiraf devletlerince Kız Kulesi açıklarında aranması sırasında güvertede arkadaşlarına şunları söylemiştir. Bunlar işte böyle yalnız demire ve çeliğe silah kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde yani somut bir şey, silah. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı yani hedeflerimizi ve inancımızı götürüyoruz demiş. Şimdi hareketle bu metinlerden hareketle hangilerine ulaşılabilir dedi arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Milli mücadele de yoklukla da mücadele edilmiştir. Bakın elinde hiçbir maddi güç yoktu dedi. Demek ki buradan birinci bilgiye ulaşabilir. İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılmıştır. Arkadaşlar kaçırılmadı. Ben ne cephane ne silah götürüyorum dedi. Bakın burada götürmüyorum dedi. O yüzden ikinci bilgi yanlıştır. Mustafa Kemal Türk halkının gücüne ve azmine inanmaktadır. Bakın ne diyor? Bu Türk milletine güvenerek işe başladım diyor. Demek ki üçüncü bilgiye de ulaşırız. Bize burada ulaşılabilir soruyordu. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıda Amiral Bristol raporunda yer alan değerlendirmelerden bazılarına yer verilmiştir. Buna göre çıkarımlarından kaç tanesine ulaşılabilir? Başlangıçta düzenin korunması amacını taşıyan plan bölgenin açıkça Yunanistan'a katılması biçimini almıştır. Yunan askeri kendilerine verilen görevleri yapacak yeterliğe sahip değildir. Modros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İzmir ve çevresinde Hristiyan halkın hayatının tehlikede olduğuna dair barış konferansına yanlış bilgi verilmiştir. Bu bilgiyi vermiş olan hükümetler ve kişiler sorumludur. İşgalden sonra Batı Anadolu'da yapılan katliamların sorumluluğu Yunanlara aittir. Yunan askerlerinin derhal geri çekilmesi ve yerlerine itilaf devleti askerlerinin gönderilmesi gereklidir. İzmir ve çevresinin milliyet prensiplerine göre Yunanistan'a katılması söz konusu olamaz. Çünkü bu bölgede Türkler çoğunluğu oluşturmaktadır. Şimdi bakalım kaç tanesine ulaşabileceğiz. Amiral Bristol raporu Türk davasının haklını tüm dünyaya duyurmuştur bilgisi. Kesinlikle ulaşabileceğimiz bir çıkarımdır arkadaşlar. Çünkü dikkat ederseniz sürekli Yunanistan'ı haksız buldu, bizi haklı buldu. Bu da haklı olduğumuzu dünyaya duyuran bir belge olarak karşımıza çıkar. Amiral Bristol raporu ile Yunan işgali sona erdi. Arkadaşlar raporu yayınladıktan sonra Yunan işgalinin sona erdiğine dair Yunanlar çekilip gitti gibi bir şey var mı yukarıda? Yok. Demek ki bu bilgiye ulaşamıyorum. Bu çıkarıma ulaşamıyorum. İtilaf devletlerinin iddiasının asılsız olduğu ortaya konmuştur. Bakın son bölümde zaten özellikle bunu vurguladı. Katliamların sorumlusu Yunanlardır. Yanlış bilgi verilmiştir dedi. O yüzden 3. bilgiye de ulaşırız. Amiral Bristol İzmir'in Yunanistan'a verilmesine karşı çıkmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Burada ihtilaf askerlerinin geri gelmesi gerektiğini söylüyor. Yunanların derhal geri çekilmesi gerektiğini söylüyor. Bu da karşı çıktığının bir göstergesidir. Kaç tanesine ulaşabilir dedi. 3 gördük. Cevabımız C şıkkıdır. Mustafa Kemal İstanbul'un işgal edilerek Memlusan Meclisi'nin dağıtılması üzerine ulusal egemenliği hakim kılmak, vatanın bütünlüğünü koruyarak tam bağımsızlığı sağlamak için harekete geçti. Kolordu komutanlarına ve valilere yolladığı telgraflarda temsiliyetinin Anadolu'daki tek yetkili makam olduğunu Yeniden seçim yapılması gerektiğini, Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip meclisin toplanacağını, dağıtılan mebusan meclisindeki milletvekillerinin açılacak yeni meclise katılabileceklerini bildirdi. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Tüm vekiller milli mücadele düşüncesi etrafında birleştirilmeye çalışılmıştır bilgisine burada verilen son bilgiden çok rahatlıkla ulaşabilirim çünkü dağıtılan meclisteki milletvekilleri de gelebilir demek milli mücadele düşüncesi etrafında insanları birleştirmeye çalışmak demektir. Yaşanan gelişme bağımsızlık azmini güçlendirmiştir. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Buna da çok rahat bir şekilde buradan ulaşabiliyoruz. Milli irade esas kabul edilmiştir. Baktığımız zaman burada seçim yapılacağı ve bunlardan bahsettiği için ulusal egemenliği hakim kılmaktan bahsettiği için üçüncü bilgi de doğrudur. Yani üçüne de ulaşıyoruz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.